Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nin aylık Astroloji Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, sizlerleyiz. Şubat ayında neler var? Evet sevgili yaylar, hareketli bir aya giriş yapıyorsunuz. Bu ay iletişim artabilir hayatınızda. Seyahatler daha fazla gündeme gelebilir. 30 Ocak'ta Kova Burcu'nda yeni ay doğacak ve hemen ayın ilk haftası içerisinde bir seyahat gündeme gelebilir. Seyahatler, yolculuklar, bunlar gündeme gelirken unutulmaması gereken bir şey var. 30 Ocak Kova Burcu yeni ayı biraz da 30 Kasım'la 8 Aralık arasındaki Yay Burcu'nu çok fazlasıyla etkileyecek. Yay Burcu'nun burada iki dekanatı da çok etkileniyor. Başta söylemekte fayda var. Bir de 15 yani Şubat'ta oluşacak olan Dorunay 13 Aralık'ta 22 Aralık arasındaki Yay Burcu'nu çok yoğun etkileyecek. Evet. Bunun anlamı seyahatler, yolculuklar, geziler, medya, radyo, televizyon, bunlara çıkma veya bunlarla ilgili iletişimin çok fazlasıyla artması. Kısa ve uzun seyahatler. Evet. Çok kısa seyahatler, 2 saat, 2,5 saate kadar yapılacak olan seyahatler. Uzun seyahatler, belki yurt dışı ile ilgili yapılacak planlar. Eğitimle ilgili konular. Kavramlar. Eğitimle ilgili kavramlar, bir de hayat felsefesi ve hayat görüşüyle ilgili kavramları da çok ön plana çıkartacak. Yay Burcu'nun hayata bakış açısına, hayat ile ilgili kavramları, yaşama bakış açılarını çok geliştirecek bir döngü. Yalnızca şu unutulmamasın, Satürn 12. evden geçiyor. Evet. 10 Şubat günü, evet. 19 Şubat günü hırsızlık, beklenmedik sorunlar, duygusal sıkıntılar, İçe dönüklük, depresyon, depresyonla ilgili problemler. Bunun yanında bazıları fiziklerine takabilirler. Kilolu muyum, şişman mıyım, güzel miyim, çirkin miyim? 12. ev arınmayı temsil eder. Evet. Hızlı davranışlara girmeyin. Sakin ve sükunet içinde davranın. Bu Merkür retrosu olan bir ay olduğu için bu dönem arınmaya başlamak için de uygun değil. Buna dikkat etmemiz gerekiyor derim ben. Sen ne dersin? Evet bence de Güneş-Satürn karesi biraz zorlayıcı olabilir ay ortasında. Bunun yanı sıra Yay Burcu'nun gezegeni Jüpiter'in de ilginç pozisyonları var bu ay. Yeni ayda Jüpiter'in Plüton'la karşıt açıda olması, 5 Şubat'ta Jüpiter'in Chiron'la üçgen açı yapacak olması. O özel bir açıdır, kaderdir. Evet, o belki de bir sorunlarının çözümü için önemli fırsat çıkarabilir. Bedensel bir sağlık sorunun çözümü, bir sihir aldırmak, göz kapağıyla ilgili küçük bir uygulama yaptırmak, gözde belli bir yaşa gelmiş olan katarak ilgili sorunun çözülmesi, karmik bir bedensel sakatlığın düzelmesi için bir ameliyat olmak, bir böbrek taşı aldırmak gibi gibi olaylara sebebiyet verebilir. Yay Burcu bu etkilerle beraber hayata, yaşama, bakış açılarını biraz daha geliştirebileceği bir döngüye sahiptir. Bir şeyi unutmamak gerekiyor, gerçeği söylemek gerekirse. Arkadaşlar 15 Şubat önemlidir. Evet, ne diyorsun Aslan, oradaki Dolunay'a? Aslan Dolunay'ı sevgili yaylar 9. ev Dolunay'ı olduğu için o Dolunay'da belki yurt dışı ile ilgili bir konu sonuçlanacak, bir eğitim, yüksek öğrenimle ilgili bir kavram hayatınızda başlayabilir. Hukukla ilgili işler varsa yasal bazı konular da bu Dolunay'da bazı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bir kısım yay burçları belki akrabalarla ilgili bazı gelişmeler yaşayacaklar. Akraba, komşu, komşuluk ilişkileriyle ilgili etkilere sebebiyet verecektir. Evet. Bu önemli. Yalnızca parasal harcamalara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, evet. Lüks tüketime çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü unutulmaması gerekiyor. Satürn 12. evden Güneş Satürn karşıttı. Güneş Satürn karşıttığının olduğu bölgelerde sorunlar maddi ve ekonomik olarak beklenmedik noktalarda olabiliyor. Yay burçları için hem çok olumlu hem biraz dikkat etmeleri gereken, dinginleşmeleri gereken bir döngü. Retrograde'ler ne yapar? Retrograde'ler yay burcu ilk başta aileyle ilgili konular biraz öne çıkabilir. Ev içerisinde bazı elektronik araçların bozulması, balık burcundaki Merkür retrosu, televizyon, fotoğraf makinesi ile ilgili sorunlar, kamera ile uğraşanlar varsa özellikle medya ve yayıncılıkla ilgili çalışan yay burçları, bunlarla ilgili sorunlar. Çünkü balıkta başlayıp kovaya geçecek, üçüncü evlerine geçecek. Yine iletişim araçları ile ilgili bazı sorunlar yay burçlarını daha fazla etkileyecek gibi görünüyor. Hatta zorlayabilecek. Evet, evet. Hatta zorlayabilecek. Bunlara dikkat ederim. Evet sevgili yay. Mart ayı çok önemli.
Ama Mart ayından önce bir şey var. Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nde astrologlarımız Sayın Demet Baltacı sizler için günlük ve haftalık burç yorumları yapmakta. Günlük burç yorumlarını ve haftalık burç yorumlarını dikkatli bir şekilde dinleyerek de hayatımızı pek çok konuda doğru bir şekilde şekillendirebilir. Bilinçokulu Nöbetçi Astroloji servisine başvurarak doğum gününüze göre yükselen burcunuzu, Juno burcunuzu, hatta ay burcunuzu da rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Saygı ve sevgiyle kalın. Bye. Hoşça kalın.